Benim burada Hayder e, hakkında vereceğim en önemli mesaj güvenilirlik ya. Evet. Yoğuruşta bir, bir iftarlık verirse diyor. Yani ötkan cehennemden azap olur diyor. E, meyveleri yiyor, yemeği pilavla tavu ayırmış. Diyor ki bunu niye almıyorsun? E, bunu diye evde götüreceğim çocuklarla beraber yiyeceğim. İşte bak, Onları getirememiş. Bu, bu, bu. getirememiş. Ya. Selamlar Al Eküm, hayırlı Ramazanlar, kıymetli izleyenlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yesevi Yolu İftar Özel Programı'nda sizlerle birlikteyiz. Yine Hoca Ahmet Yesevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya abimizle birlikte. Mehmet abi sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. 19. Ramazan-ı Şerif günündeyiz. Bugün yine e, yani kavuşturan Rabbimiz hamdolsun. E, bu Ramazanı ı Şerif'in günlerini inşallah idrak edebilen, sonrasında ihya edebilenlerden olalım. E, niyazındayız hep. Rabbim kabul buyursun tutmuş olduğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yapmış olduğumuz hayır hasenatı inşallah dergah izzetinde kat be kat. E, şimdi biz ne yapıyoruz? Hem Ramazan-ı Şerif için bir hasbihal yapıyoruz hem de efendim... Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendiriyoruz. İşte ne diyoruz? Yesevi sofrası kuruyor Haydar. Haberiniz var mı? Hem de 10 ülkede. Ve bir Ramazan boyunca 300 bini aşkın Yesevi sofrası kurulacak. Bu hayırda sizin de payınız olsun efendim. Bunun için iftar yazıp 71.53'e bir SMS gönderdiğiniz zaman 60 lira bağışlayabiliyorsunuz mesela. Çok basit. Sadece bu değil, yetimler için çalışma yapıyor Haydar. Sadece bu değil, yine efendim... eee Fitrelerinizi, zekatlarınızı ihtiyaç sahiplerine doğru adreslere ulaştırıyor. O yetim yavrularımıza, o efendim dul kardeşlerimizin, ablalarımızın evlatlarına bayramlıklar e, ikram ediyor, hediye ediyor. E, kumanyalar hazırlıyor. E, her ay zaten 2000'e yakın fakir, muhtaç, mazlum aileler var. Onlara sürekli e, ayni ve nakdi yardımlarda bulunuyor. Bütün bu faaliyetlerin her birini... Sizler de öğrenebilirsiniz. Bunları da konuşuyoruz. 0212 923 1923 Hayder'in çağrı merkezi Ahmet tabii ki e, internet adresi buradan da efendim ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi ben müjdeler veriyordum ya nereden evet. veriyorum onu da söyleyeyim yani e, Hayder Şeref başkanı Cübbeli Ahmet hocamızın Oruç Risalesi isimli e, efendim bu kitabından. Vacip, nafile, mekruh oruçlar ve itikaf ahkamını içeriyor bu kitap. Aslında bunu Ramazan'dan önce keşke sahip olsanız da okusanız baştan sona. Önemli değil. Şimdi de tedarik edip efendim okuyabilirsiniz tabii ki. Bakın burada Ramazan-ı Şerif orucunu tutanlara güzel müjdeleyici hadis-i şerifler de var. Nedir bir tanesini ben okumak istiyorum yine başlangıçta. Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi şerifi peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Oruç her kimi canının istediği yemekten ve içecekten alıkoyarsa Allahu Teala ona cennet meyvelerinden yedirir buyuruyor. Daha ne olsun? Yani burada hepimiz oruç tuttuğumuz zaman gün içerisinde canımız illaki bir bir şeyler istiyor işte. Kafadan geçiyor. İşte ya ah şöyle bir şey olsa da yesek iftarda şöyle olunca şunu yesek filan diye. E işte bunları içinden geçiriyorsun, yiyemiyorsun ya Cenab-ı Hak sana senin için onu cennette yaratıyor. E şimdi bu yaratış boşa gidecek bir şey mi haşa değil elbette. İnşallah kavuşabilenlerden olalım. E bu oruçlarımızı böyle hiç halel getirmeden, kimseye efendim kötü söz söylemeden, derecesini düşürmeden iftara kadar inşallah bir üzerimizde emanetmiş gibi taşıyalım. Sonra da iftarla birlikte ahirete saklayanlardan olalım diyelim. İnşallah. Ee, Mehmet abi Ramazan-ı Şerif güzel geçiyor inşallah hepimiz için. Elhamdülillah. Ee, sizler bugün e, aşevine konuşacağız ama yemek yedirmenin fazileti hususunda çok kere efendim yine e, sizler güzel şeylerden bahsettiniz bizlere. Bugün de Yine bu yemek yedirmek neden önemli? Yemek yedirmenin fazileti nedir? Bir Müslümana yemek yediren neler kazanır? Biraz bunu konuşalım çünkü gerçekten bu fevkalade önemli hayırlardan biri değil mi? Aynen öyle. E, yemek yedirmek neden önemli? Önümde çok güzel bir kıssa var. Efendimiz de e, buyuruyor ki Allah'ın kullarına bol yemek yedirmek saltanat ve idarenin ömrünü uzatır Allah Allah. ve en iyiniz yemek yedireninizdir buyuruyor. Bununla alakalı e, firavun hı hı. meşhur firavun yani evet. e, Musa Aleyhisselam zamanında biliyorsunuz yaşamış <laughs> ve e, aslında kendisi müsrif birisi e, Allah'a isyan eden birisi ilahlık iddiasında bulunan birisi ama bir o oranda da cömert olan birisi e, bu cömertliğini <laughs> şu şekilde e, kitaplarda gördük her gün Sarayında her gün 4000 koyun, 400 sığır, 200 deve kestiriyor. Ve bu oranda helva ve tatlı hazırlatıyor, salata hazırlatıyor. Bütün Mısır halkı ve ordusu, Firavun'un ordusu bu sofrada her gün yemek yiyor. Evet. Ee, bu sofra sayesinde Firavun 400 sene yaşıyor. Hazreti Musa, Ya Rabbi biliyorsun Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la mücadelesi var. Evet. Ne mücadelesi? Hak batıl mücadelesi. Ve Firavun'un helak olması için Allah-u Teala'ya dua ediyor. ondan sonra Allahu Teala da buyuruyor ki ben Firavun'u suda helak edip onun bütün malını senin kavminin ve askerinin rızkı yapacağım buyuruyor. Hazreti Musa Allahu Teala'nın vaadinin gerçekleşmesini beklemeye başlıyor ve netice itibariyle eee bu bekleme süresi biraz uzuyor. Birkaç yıl geçiyor. Ee, Musa Aleyhisselam e, bakıyor Merak Firavun. Tabii. Firavun ayakta. Evet. Yani e, sonra tabi Musa Aleyhisselam biliyorsun Tur-i Sina'ya 40 gün oruç tutup Tur-i Sina'ya çıkıyor. Allahü Teala'ya yalvarıyor diyor ki Ya Rabbi Firavun ilahlık davasını bırakmıyor. Onu ne zaman helak edeceksin? Allahü Teala da buyurdu ki Musa Aleyhisselam'ın bu sözü üzerine Ya Musa senin için onu helak etmem gerekiyor. Ama bir milyon insan için helak etmemem gerekiyor. Herkes her gün onun nimetini yiyor. Üstelik asayiş yerindedir. İzzet ve celalim üzerine yemin ederim ki benim kullarıma ekmeği ve nimeti bol olduğu müddetçe ben onu helak etmem. Yani yedirmeye devam ettiği müddetçe evet. çünkü bir milyon kişiyi yediriyor ey Musa diyor. Ya Rabbi vaadin ne zaman tahakkuk edecektir diyor Musa aleyhisselam. E, ya Musa, Firavun yemek ve nimeti halktan çektikçe, yemek vermeyi azalttıkça ben de ömrünü azaltırım. Böylece çöküşü yakınlaşır. E, bunun üzerine e, Musa Aleyhisselam tabii beklemeye başlıyor. Firavun Haman'a çağırıyor. Haman kim? Firavun'un maliye nazırı. Diyor ki Musa, İsrailoğulları'nı kendi etrafında topladı. Bizi rahatsız ediyor. E, onunla diyor bu işin sonu nereye varacak belli değil. Sen diyor hazineye git. zahiri ambarına da bak diyor. Yemekleri diyor biraz diyor kısalım diyor. Yani yemeği kısalım. Ondan sonra yarısını azaltmak gerekiyor diyor. hamanda ee, şey depolara baktıktan sonra bunları öğrenince hani Musa Aleyhisselam Firavun'un e, ikramın yarısını azaltacağını öğrenince seviniyor. Ve eee Allahu Teala'nın vaadinin gerçekleşmesinin yakın olduğunu anlıyor. Çünkü aşırı tasarruf mümkün çökmesine alamettir. Netice itibariyle Firavun azaltıyor, azaltıyor, azaltıyor ve Firavun'un helak olduğu gün mutfağında iki cılız koyun ancak pişirilmiş yani. Yani yedirme bitmiş. Allah Allah. Bak, yedirme bitmiş, saltanat bitmiş, ömür bitmiş. Yedirmeye devam etseydi Allahu alem belki de devam edecekti. Hı, hı. İşte buradan hareketle yani yedirmenin önemini anlayabiliriz. Peygamberlerin, salavatullahi e, aleyhimecmain, onların hayatına baktığımızda onlar hep sofra kurduğunu, ikram ettiğini görüyoruz. Ondan sonra, e, sonrasında sahabe-i kiram efendilerimizin, tabiinin, tebe-i tabinin, tabiinin, tebe-i tabinin, ecdadımızın, e, ondan sonra Selçuklu ecdadımızın, Osmanlı ecdadımızın, ki mesela Osmanlı ecdadımızın külliyelerinde en meşhur, ee, şeylerden birisi neydi? haneler. Evet. Ondan sonra aşevleri, imarethaneler aynı e, anlamda zaten. Mesela Süleymaniye Camii'nde hali hazırda Darü Ziyafe diye bir bölüm var mesela. tabi şimdi orası herhalde ücretli bildiğim kadarıyla. Ama külliye yapılırken o külliyeye payitahta Anadolu'dan gelen herkesin her ihtiyacını görebileceği şekilde planlama yapılmış. Bunun içinde ne var? Bir de yemekhane var. İnsanlar geliyor, yemeğini yiyor, hiçbir ücret ödemiyor. Ya yani bu bir artık gelenekselleşmiş ve bu ikramdan dolayı hiç kimse de e, gönlünü daraltmamış yani. Sürekli ikram etmişler, sürekli yedirmişler çünkü az önce anlattığımız gibi saltanatın ve bereketin devam etmesi için yedirmenin önemini e, okuduk, dinledik. Yani yedirmek bu kadar önemli. Hele hele Ramazan-ı Şerif'te yedirmek. Yani bunu artık mesela hep söyledik. Ramazan-ı Şerif'te farzlara 70 kat nafileler farz gibi dedik. E şimdi sen bunu Ramazan-ı Şerif'te yedirdiğin zaman ne oluyor? E, nafile bir ikramsa bu. Ondan sonra hani Allah rızası için yapılan bir ikramsa e, ne olmuş oluyor? Sen onu yedirdiğin zaman farz bir ibadette aldığın karşılığı alıyorsun. Onun için mesela bizim bu buradan hareketle çok önemsediğimiz ve yönetim kurulumuzda istişare ederken de mutlaka bizim bu hizmeti yapmamız gerekir dediğimiz bir projemiz neydi? AŞEV'i projesi. Biz 2016 yılında Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin AŞEV'ini açtık. İsmini de Yesevi AŞEV'i koyduk. Elhamdülillah. Aynı Yesevi sofralarında olduğu evet. gibi. Ve 2016'dan bugüne kadar işte 8 sene bitmiş Elhamdülillah 8 seneyi doldurmuşuz ve 8 senedir biz Kur'an kurslarına, ilim merkezlerine, gençlik merkezlerine, engelli kardeşlerimizin olduğu merkezlere, ondan sonra dernek merkezimizden ihtiyaç sahiplerine bu pişirdiğimiz yemekleri tamamen ayağa servis yapma şeklinde kendi kaplarımızda soğuk sıcak zincirini bozmadan taşımak suretiyle dağıtıyoruz, ikram ediyoruz. Ve e, şu anki kapasitemiz Ramazan öncesinde 6 bin kapasiteyle biz Ramazan-ı Şerif'e girdik. Ramazan-ı Şerif'te bu kapasite biraz daha düştü. Ama elhamdülillah e, bu yemekler, helal ürünler, sağlıklı ürünler, sağlıklı bir şekilde pişirilmek suretiyle, mesela bizim hem gıda güvenilirliği anlamında, hem de hijyen anlamında iki tane ISO belgemiz var. Yani bu kadar da e, temizliğe ve gıda güvenilirliğine dikkat ediyoruz. Ondan sonra yemeyeceğimizi yedirmiyoruz. Yani mesela biz bu aşevimizde yemeklerde kendi kestiğimiz hayvanların etlerini kullanıyoruz. Evet. İki sebepten dolayı bir besmeleli kesim çok önemli. Tabii. Kendimiz kestirmek istiyoruz. Veteriner kontrolünde kestiriyoruz. Bir de önemine bu etlerin sıhhat açısından da veteriner kontrolü yapılarak Hani biz bunları mesela evimize bir şey alıp götürürken nasıl her şeyin e, iyisini, güzelini tercih ediyorsak, aş evimizde de buna dikkat ediyoruz. Hı hı. E, mesela biz aş evimize dışarıdan kesilmiş e, kurban getirildiğinde bağış olarak kabul etmiyoruz. Mustafa Niye? Bey. Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim, bir hangi koşullarda kesildiğini bilmiyoruz. Evet. E, ondan sonra hayvan veteriner kontrolünden geçti mi bunu bilmiyoruz. E, biliyorsunuz hayvanlardan bulaşan hastalıklar var. Biz o tabii. hayvan mesela bağış geldi alırız, biz onu kendi etimize katarız, yemek pişiririz. Altı bin tane kardeşimize İnsan, tabii. bu yemek dağıtılıyor. Tabii. Yani çok dikkat etmek lazım. Doğru. O yüzden biz bir karar aldık dedi ki biz kendi kestiğimiz etlerle mesela şimdi diyelim ki 30 kişilik bir kurs var, oraya kesilmiş bir kurban getirildi. E tabii yine orada da önemli ama yani 30 kişinin o riske girmesiyle 6000 altı bin kişinin riske girmesi aynı şey değil. Ben oralarda da dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. Yani ben önümüze gelen yerden kesilmiş hayvan eti, kurban eti almayalım. Yani buna dikkat edelim. Yani biz buna da dikkat ediyoruz. Kendi araçlarımızla, frigofrik araçlarla bu kurbanları kesiyoruz. Bunların etlerini talebelerimize yediriyoruz. Mesela burada da şuna dikkat ediyoruz. Genellikle hisse olarak biz bağış kabul ediyoruz. Ve dana eti kesiyoruz. Çünkü bu Kur'an kurslarında okuyan yeni nesil artık dana etini ancak evet. tüketebiliyor koyun eti ve kuzu eti yiyemiyorlar yani. Hı hı. Ondan sonra e, bu da şu demek. Yani yiyemiyorlarsa ne oluyor? Yani onu bulamayan da var. Onlar yani e, böyle seçici olmasınlar diye düşünebilir bazı kardeşlerimiz. Aslında bu bir seçicilik değil. E, bu bir tercih yani. Tabii. Yani veyot da alışkanlık diyelim. Hı hı. Alışılmış bir şey var. E şimdi biz ya biz götürelim, yerseler yerler, yemezseler yemezler. Olmaz. Yani e, sonuçta bu çocuklar ilim tahsili yapıyor. E aç kalacak, aç oruç nasıl tutacak? Veyahut aç kalacak, aç dersine nasıl çalışacak? Hani o yemeği yemezse mesela birçok Kur'an kursumuzda bizim kantin de yok. E dışarı gidip almak istese alma imkanı yok. Belki parası yok. E bunların hepsini hesaba kattığımızda biz aş evimizde hem kurbanları kendimiz kesmek suretiyle hem de bu kurbanların etlerini aş evimizde tüketmek suretiyle Sağlıklı koşullarda bunları saklamak suretiyle e, talebelerimizin sağlıklı yetişmesine katkı sunmak istiyoruz. E, bununla alakalı yani yedirmenin önemini söyledik bu önemi Haydar önceleyerek bir hizmet başlamış başlatmış Hı -hı. bunu söyledik. Peki bu hizmet nasıl devam ediyor? asıl önemli konu burası evet. çünkü bizim şu anaçevimde 20'ye yakın personel çalışıyor e, bu her e, üç tane araçla bu yemekler dağıtılıyor zaten araçlarda ikişer kişi üzerinden Hesapladığımızda 6 kişi sadece araçlarla bu yemekleri dağıtıyor. Geri kalan personelimiz aşevimizde bu üretimleri yapıyor. Yani buranın ciddi giderleri var Mustafa Bey. Aşevimizin ciddi giderleri var. Bağışçılarımızdan bu anlamda destek bekliyoruz. Özellikle et ihtiyacı bakımından da aşevimizin ete ihtiyacı var. Hani adak, akika ve şükür kurbanı olanlar varsa... Evet ben de tam onu soracaktım. Yani evet. bunları... ...bağışlayabilirler değil mi Haydar. Tabii, Tabii aşevine. biz vekaletle adak, akika ve şükür kurbanlarını bağışlarımızın alıyoruz. Hı hı. Hisse olarak topluyoruz ve bu hisseleri birleştirip büyük bir baş hayvan kesiyoruz. Büyük baş hayvan kesiyoruz. Hı hı. Bu hayvanları keserken onların isimlerini ve niyetlerini okuyoruz. Sonra videoları onlarla paylaşıyoruz. Görüntüleri paylaşıyoruz. Sonra da bu etlerin tamamını aşevimize getiriyoruz. Yıl içerisinde etimiz fazla olduğu sürece ihtiyaç sahibi ailelere 3 veya dört kere et dağıtımı yapıyoruz. Onun dışında aşevimizde bu etleri tüketiyoruz. Bazı vakıflarımızın, derneklerimizin eti yetmiyor bizden et talep ediyor. Onlara destek oluyoruz fazlamız varsa. Ondan sonra aşevimizin et ihtiyacını Allah'a şükür bugüne kadar bağışlarımızın adak, akika ve şükür kurbanlarından karşıladık. Elhamdülillah bugüne kadar dışarıdan biz et parayla et almadık. Bu anlamda da biz bağışçılarımıza müteşekkiriz. Ama bu sene kapasite arttığı için biraz et ihtiyacımız oluyor. Onu da hatırlatmış olalım. E, adak kurbanını bir kısaca onu da bahsetmek istiyorum. Evet. Adak kurbanı hani bir muradımızın olması için yaptığımız adaklar. Yani eğer şöyle bir adağımız olduysa ya Rabbi benim şu işim olursa Allah rızası için yani senin rızan için ya Rabbi bir kurban keseceğim diye bir adakta bulunduysa ve bu adağı da gerçekleştiyse artık ne olmuş oluyor? Adağı gerçekleştiğinde o kurbanı kesmesi onun üzerine vacip oluyor. Evet. Bir kere adak kurbanı. yapması gerekiyor. Adak abi. kurbanın etinden de kendisinin yemesi mümkün olmadığı için bunu bağış yapması her halükarda daha Tabii. uygundur. Ondan sonra veya bağış yapmasa bile kendisi de kesse dağıtacak. Hı hı. Ondan sonra akika kurbanı yeni doğan yavrularımız için kesmiş olduğumuz yedinci günü kesmemizin faziletli olduğu, sünnet olan bir ibadet akika kurbanı. Ondan sonra bu da Efendimiz Rasulümmün torunları için. Yedinci gününde erkek için imkanı olan iki keser. imkanı olmayan bir tane keser. Kızlar için bir tane kesiliyor. Sünnet uygu, Sünnette olan bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedinci günü çocuk torunlarının hem saçlarını tıraş etmiş. O tıraş ettiği saçlarını ağırlınca altın veya gümüş tasadduk etmiş. Hem de kurbanlarını, akika kurbanlarını kesmiş. Bir de şükür kurbanları var. Şükür kurbanları da bir nimete eriştiğimizde adak adamadığımız halde Mesela oğlumuz askere gitti veya yurt dışına bir iş için gitti. Hayırlısıyla dönerse bir kurban keseceğim ya Rabbi şükür ifadesi olarak dediyse, oğlu da döndüyse bu şükrünü yerine getirmek için kurban kesebilir. Ev aldı şükür kurbanı kesebilir. Araba aldı şükür kurbanı kesebilir. Herhangi bir ada yokken. Adağı yokken şükür o kurban etinden yiyebilir mi? Yiyebilir. Hı. Ama ben bağışlamak istiyorum diyorsa Hayder'e bağışlayabilir mi? Bağışlayabilir. E, şükür kurbanı da e, yine... E, şükür için kesilen bir kurbandır ama kurbanın kanını e, yani oğlumuz askerden döndüyse alnına sürmeye gerek yok. Hmm. E, ondan sonra araba arabanın plakasına sürmeye gerek, gerek yok. yok evet. Evin kapısına sürmeye gerek yok. Neden? Çünkü bunlar batıl şeylerdir. Evet. Bizim e, e, bizim yaptığımız <laughs> amellerde önemli olan nedir niyettir. Ameller de niyetlere göredir. E, sizin kestiğiniz kurbanların. Ne etleri ne de kanları Allah'ın katına ulaşmaz buyuruluyor. Sizin Allah'ın katına ulaşacak olan nedir? Sizin takvanızdır buyuruluyor. Onun için kanı oraya buraya sürmeye gerek yok. Bu batıl bir şeydir ve bidattir ondan sonra. Yani şükür içinde kurban kesebiliriz. Bir de hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz buyuruluyor. Yani sadaka olarak da kurban kestirebiliriz. Bir hastamızı şifası niyetiyle şifayı verecek olan Allah'tır. Ama biz sadaka olarak bir kurban kesip onun etini fakirlere dağıtarak da e, böyle bir hayra vesile olabiliriz, tedavisine vesile olabiliriz hastalarımızın. Bunu da söylemiş olduk. Yani özetleyecek olursak e, siz kurbanınızı kesiyorsunuz, e, bir vecibeyi, bir e, sünneti yerine getiriyorsunuz. Ama öbür tarafta da e, ilim talebelerinin e, yemeklerine katkı sunmuş Tabii. oluyorsunuz. Yani kazan kazan yani. yani siz kurbanı mesela fakire dağıtırsınız, e bu da olur. Ondan sonra biz zaten dağıtıyoruz. E ondan sonra yani ben fakiri nerede bulacağım? Sizin bulmanıza gerek yok. Haydar bulmuş zaten. Bu açıdan baktığımızda et ihtiyacını böyle karşılıyoruz. Ama bizim aşevimizin bir de ne ihtiyacı var dedik? Bakliyat. Yemek için bakliyat lazım. Ondan sonra makarna lazım. Un lazım, şeker lazım, çay lazım. Tabii. Bunun dışında sıvı yağ lazım, tereyağı lazım. E ondan sonra tuz lazım, salça lazım. Ondan sonra bunların hepsini alabilmek için ne lazım? Para lazım. Evet. O paranın Maddi da Hayder'in kasasında olması lazım. Hayder'in kasasında olması için bağışçılarımızın Hayder'in kasasını boş bırakmaması lazım. Evet. Burada şöyle bir ayrıntı da var. Bağışçılarımız Hayder'in aşevine yani 12 ay boyunca çıkartılacak yemekler için zekatlarından da nakdi bağış yapabilirler. Yani zekatı var. Hı. Yani ben bunu vereyim. Hayder bunu temlik yapsın ve bu e, paraları bir havuzda toplayarak aşevinin bir yıllık ihtiyacını o zekat bütçesinden karşılasın hı hı. diye düşünebilirler zaten böyle yapıyoruz Bu da ilim talebelerine gidiyor e, Ondan sonra ya ben nakit yollamak istemiyorum Ben malzeme alsam getirsem olur mu Eğer malzeme e, orta kalitede bir malzeme ise yani efsafı çok düşük değilse yani e, burada e, şöyle bir şey de hatırlatmakta fayda var bize bazen geliyor tarihi yakın ürünler geliyor. Hmm. E mesela şimdi ucuz diye e, abilerimiz, bağışlarımız bazen oluyor alabiliyorlar tarihi yakın ürünü. Ya bunu ben vereyim aşevinde tüketsinler. Ya şimdi tarihi yakın bir ürün demek riskli ürün demek. Yani bunu evimize alıp götürür müyüz? Çocuklarımıza yedirir miyiz, yedirmeyiz? O zaman çocuklarımıza yedirmeyeceğimiz bir şeyi o talebeler de bizim çocuklarımız. Tabii. Bizim geleceğimiz onlar. Onlara da evet. yedirmememiz lazım. Orta kalitede Aynı bağış olarak da bağış getirse bağışlarımız kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Onları da zekatlarına sayabilirler mi? Sayabilirler. Mesela çıksın bir bağışımız desin ki ya ben bir ton zeytinyağı bağışlamak istiyorum. Bir ton tereyağı bağışlamak istiyorum. İşte pirinç çok kullanıyoruz. Beş ton pirinç bağışlamak istiyorum. İki ton kırmızı mercimek bağışlamak istiyorum. Olabilir mi? Olur. Zekatımdan vermek istiyorum. Olur mu? Olur. Ya ben e, uğraşmayayım, nakdi yardım yapayım, siz alın. Olur mu? Olur. Yani önemli olan nedir? Yeter ki bunlar eğer zekat olarak verilecekse Aşevi için. Evet. Ondan sonra zekat olarak verilecekse bunun zekat olduğunun mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Aynı şekilde kurbanlarla da alakalı. Bu çok atlanan bir şey olmuş son zamanlarda evet, evet, Mehmet evet, abi. Evet. Bu zekat bir ibadettir. E, muhakkak ama muhakkak açıklamanız gerekiyor yani haydere tabii. bağış yaparken. Şimdi, Bu benim zekatım demen gerekiyor yani. Tabii öncesinde bir de ne vardı? Niyet edecek. Tabii. Yani niyet edecek, ondan sonra zekat niyetiyle verecek ve bunun zekat olduğunu bize açıklama kısmına yazması yazacak. gerekiyor. Fitre i̇nşallah olunca fitreyi fitreyle yazması gerekiyor. İnşallah biz ne yapıyoruz? Bunları ayrı bir havuzda topluyoruz. Hem ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz hem de aşevimizde. Bu zekatları değerlendiriyoruz inşallah. Bir de kurbanla da alakalı, bağışçılarımız küçük baş için 8.000 TL, şey büyük baş için hisse bedeli 8 bin TL, küçük baş için 10 bin TL yolladıklarında onların adına biz kurbanlarını keseriz. Orada da açıklamaya bunun adak mı, akikam mı, şükür kurbanı mı olduğunu belirtmeleri gerekiyor. Ya da telefon numaralarını açıklama kısmına yazmaları durumunda biz onları arayıp vekaletlerini alıyoruz. Çünkü kurban da bir ibadettir. Tabii. Nafile de olsa ibadettir. Bu ibadetin yerine gelmesi için bağışımıza ne almamız gerekiyor? Almaya, aldırmaya, hı hı. kesmeye, kestirmeye, dağıtmaya, dağıttırmaya vekalet almamız gerekiyor. Zekat da aynı şekilde. Zekat içinde bize belirtirseler biz bunları inşallah e, yıl boyu aşevimizde elhamdülillah e, bu ihtiyaçlarımızı bunlarla görüyoruz. Evet. E, yemek yedirmek önemlidir dedik. Bu akika kurbanı ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Mesela çocuğu dünyaya gelmiş, o dönem aklında böyle bir şey yok kesmemiş ya da durumu yok kesmemiş. 7 yaşına kesmemiş. kadar hatta 9 yaşına kadar kesebilir diyor büyüklerimiz. Hı hı. İnşallah bunu duyduğunda 7 yaşına kadar kesebilir. Evet. Ee, yani yani çocuğunun, bu da efendim vücut sağlığı için efendim işte yani e, selameti için diyelim artık inşallah. Tabii şöyle yani ee, orada e, o çocuk e, akika kurbanı kesildiğinde bir nevi sadaka gibi oluyordu. Evet. Sünnet olan bir ibadet. Yani o çocuğun muhafazası için zaten saçının da kesilip tartılıp ağırlınca altın verilmesi de bir sadakadır. Ha yani Şey gibi fitresini fakire. veriyoruz ya aslında sünnet olarak akikasını da kestirmiş olsak mesela evlatlarımızın yani. imkanımız varsa ebe. Evet, tabii yani. Çok güzel olur yani. Şimdi şöyle e, tabi imkanı <laughs> olan için söylüyoruz bunları. E, bu sonuçta e, az sadaka çok belayı defeder. eder. Hastalarınızı sadakayla... Tabi. E, tedavi edin buyuruluyor. Sadaka belayı aşıp gel gelemez evet, gibi hadis i şerifler e, evet, var, çok güzel. E, evet, bela sadakayı aşıp gelemez. Evet. E, ondan ben sonra. Bela e, Ondan sonra yani e, bu açıdan da e, bu da bir önemli bir e, sünnettir, unutulmuş bir sünnettir. Hı hı. Yani onları ihya etmekte de fayda var. Yani şöyle söyleyelim Mustafa Bey aslında hani e, aşevi Ramazan ı şerif dedik, zekatların daha çok Ramazan ı şerifte dağıtıldığını konuştuk. İşte zekat deyince tabii zekatı da aslında bir açmakta fayda var. Hı hı. E, kimler zekat verir? Yani nisap miktarı mala sahip olan ve üzerinden de bir yıl geçmiş olanlar malından zekat vermeleri gerekiyor. Tabii bu hangi maldan bahsediyoruz? E, i̇şte ticaret malı ve nakdi maldan bahsediyoruz. Evet. Ondan sonra işte e, burada da bir hesap yapılması gerekiyor. Zekatın mutlaka hesaplanarak verilmesi gerekiyor. E, i̇htiyaç sahiplerine verilmesi gerekiyor. Tercih. Öncelikli olarak yakın akraba ve yakın komşu. Sonrasında eğer yakın akraba ve yakın komşuda zekat verebileceğiniz birisi yoksa işte Hayder gibi kurumları tercih edebilirsiniz. Hayder'i tercih ederseniz Hayder'in ne yapacağını, ne yaptığını anlatıyoruz. Yani zekatımı ben Hayder'e vereceğim ama Hayder ne yapar bunu? Artık bilmeyen kalmamıştır herhalde değil mi? Duymayan da kalmamıştır. Hayder'in 2000 tane ilgilendiği aile var. O ailelere bunları dağıtıyor. E bunun dışında 6 bin kişilik yemek üretimi yapıyor, Kur'an kurslarına bu yemekleri dağıtıyor. Onun dışında bin tane öğrenciye burs veriyor, onlara yardımda bulunuyor, destekte de bulunuyor. Yani Hayder sizin zekatınızı, fitrenizi ulaştırır, hem de gerçek ve doğru adreslere ulaştırır. İnşallah siz Hayder'i tercih ettiğiniz sürece bu konuda da biz zaten her türlü teminatı veriyoruz. Evet bugün Allah de bana razı olsun. bugün de bana geldiler sordular bir tane bağışçımız gelmiş. Hı hı. Ben demiş, e, zekat dağıtmak istiyorum. Bugün bizim kıyafet dağıtımları dernek merkezimizde hı hı. devam ediyor. Ben demiş e, buradaki e, ihtiyaç sahiplerine para dağıtacağım. Biz de bizim arkadaşlara geldi bana sordu. Dedim bunun dışarıda dağıtılması uygun olmaz. Neden? E çünkü birçok insan var orada. Herkes i̇zdiham birden olur izdiham olacak. Ben dedim bağışçımızı aşağıya alın. Otursun siz de makbuzu yanına koyun. Bir de arkadaş dernek yetkilisi otursun. O versin siz makbuzunu kesin. O versin siz makbuzunuzu kesin. Böylece o kardeşimiz de zekatını dağıtmış olsun. Sonuçta biz buradan ilan ettik değil mi? Gelsin dedik, dağıtsınlar dedik. Bilmiyorum o bağışçı aşağı indi mi? Çünkü ben çıkarken gelmişti. Yani sonuçta önemli olan nedir? Önemli olan şudur. bu çalışmaların yapılmasıdır. Bu paylaşımın artırılmasıdır gerçek sahip ihtiyaç sahiplerinin bulunmasıdır, aranmasıdır, tespit edilmesidir. Gönlümüzün rahat olmasıdır. Bak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte? insanlarla iyi geçinmen sadakadır. Mümin kardeşinle karşılaştığında tebessüm etmen sadakadır. Senin kabında bulunandan mümin kardeşinin kabına boşaltman da sadakadır. Senin kabında bulunandan bulunandan kardeşinin kabına boşaltmanda da sadakadır. Ne anlayacağız buradan? Senin kabında ne varsa onu boşaltacaksın. Evet. Nasıl boşaltacaksın? Paylaşacaksın işte. Yani sende olanı onunla paylaşırsan. Yani bizim dinimiz aslında paylaşma dini. Yani bir yönüyle de paylaşma dini. Bu paylaşma maddi imkanın varsa maddi imkanını paylaşma. Eğer nefesin kuvvetliyse duanı paylaşma. E, ondan sonra e, ticaret yapıyorsan dükkanında bir malını paylaşma bir de neyi paylaşma eğer sen güzel bir şeyler duyduysan güzel bir şeyler öğrendiysen onu kardeşine anlatarak tebliğ yaparak emri bil maruf yaparak e, nehyanil münker yaparak e, ondan sonra kardeşine nasihat ederek paylaşmak aslında yani şey gibi Mustafa Bey ya ben çok güzel bir şey buldum gel bu güzelliği beraber e, paylaşalım yani e, paylaşmak güzeldir ee, çok da güzel bir ifade var. Acılar paylaştıkça azalır. Sevinçler paylaştıkça çoğalır. Ya acılar paylaştıkça nasıl azalır? Şöyle azalır. Bugün gidersin. Bir kardeşinin bir sıkıntısı vardır, bir derdi vardır. Onu dinlersin. Onu dinlemen bile onun acısını azaltır. Evet. Normalde başka bir şey de yapmamışsındır. Ama onun bunları anlatacak bir dostunun yanında olması bu dost iki olursa, üç olursa, dört olursa hani mesela Allah e, hepimizin hayatta olanlarına sağlıklı, uzun ömürler, bereketli ömürler ihsan eylesin. Aynen. Ahirete gitmiş olanlara da rahmet eylesin. Bir Aynen. cenazeniz oluyor, oradaki kalabalık bile Tabii. sizi teselli ediyor. Sonra o kalabalık kabristana gelirse teselliniz bir kat daha artıyor. Sonra evinize gidiyorsunuz artık taziye çadırları, taziye evi ifadesi güzel bir ifade hı. hı. Ondan sonra orada gidiyorsunuz, sizin kardeşleriniz orada bir ikram hazırlıyor sizin adınıza. Siz para vermiyorsunuz, sizin ikram yapmanız da doğru değil zaten <laughs> cenaze sahibin. Dernekler yapıyor bunu veya eşiniz dostunuz yapıyor. Sizin adınıza ikram yapılıyor, sizin ölmüşünüz adına. Ne oluyor? Acınız azalıyor Mustafa Bey. Yani sanki onlar size omuz veriyor, ya biz yanındayız yıkılma diyor. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır. Sevinçler paylaştıkça nasıl çoğalıyor? Bu sefer mutlu bir gününüz var. Düğününüz var. Oğlunuzu evlendiriyorsunuz. Kızınızı evlendiriyorsunuz. Ondan sonra çocuğunuzun sünnetini yaptırıyorsunuz. Ondan sonra dostlarınız geliyor. Ne evet. oluyor? Sizin mutluluğunuza bir mutluluk daha Abi. katılıyor değil mi? Aa bak falan da gelmiş. Hatun gördün mü? Tabii. Falan da gelmiş. Ya biz biraz kırgındık ama bak. O dostumuz da gelmiş, evet. ya Allah razı olsun, ya bak işte demek ki biz de ona gitmemiz lazım. Ne oldu? Sevinçler de, evet. mutluluklar. Ne oldu? Paylaşınca çoğaldı. Paylaşınca bereketlenen de bir şey var. O da ne Mustafa Bey? Bizde olanı, kabımızda olanı kardeşimizin kabına boşaltmak. Bunu yaptığımızda da ne olmuş oluyor? Aslında o bizde olan bereketleniyor verdiğimiz zaman geride kalan da bereketleniyor. Ona verdiğimiz de bereketleniyor. Hatta e, meşhur bir e, rivayet e, birisi e, sürekli bir köyde e, gelen misafiri kimseye bırakmazmış adamcağız. Misafir hastası veya misafir delisi diyelim. Ya hanımı da sevmiyor misafiri kardeşim. Her misafir aldığında evde problem çıkıyor. Tabi artık bu komşulara da yayılmış. Ya diyorlar ya bu adam misafiri seviyor ama hanımı sevmiyor. Olabilir mi? Olabilir. Evet. Allah e, misafiri seven e, hanımlarımıza misafirleri sevmeyi nasip eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu bize de sevmeyi nasip Amin. eylesin. E, ondan sonra tabii ne yapalım ne yapalım? Biz diyorlar misafiri bunun elinden alamayız. Şöyle bir oyun tertip edelim. Ne yapalım? Köyün girişine herkes bir sandalye koysun. Hmm. Köye gelen kişi hani o köyün yolu yokuşmuş. Yokuşu çıkınca dinlenmek için bir yere oturacak. Kimin sandalyesine oturursa o demişler alsın götürsün misafiri de hani e, en azından e, sıraya girmiş olur. Veyahut da nasibi olana gitmiş olur. E, demişler ki tamam bunu söylemişler. Demiş ki tamam ama demişler sen sandalye koymayacaksın. Niye? E, sen sandalye koyarsan olmaz. E, ama demiş ben nasıl olacak? Demişler sen de bir kazık dik. E demiş tamam ben bir kazık dikeyim siz sandalye koyun koymuşlar tabi bekliyorlar kim gelecek geliyor geliyor birisi o sandalyeden hiçbirine oturmuyor bunun diktiği kazığa yaslanıyor <laughs> misafir benim diyor kimseye vermem diyor, Allah Allah. diyor. misafir benim diyor alıyor götürüyor tabi yine hanımı ver yansını diyor ya diyorlar yine bu hanımından tabi sabahleyin misafir çıkarken artık Hızır mıydı o da gelen Allah. Hızır Aleyhisselam mıydı kadın böyle şaşırıyor Şaşırıyor. Kadının şaşkınlığını görünce mübarek diyor ki ne oldu kızım diyor şaşırdın mı diyor. Evet diyor şaşırdım. Neye şaşırdın diyor. Siz diyor gelirken on kişiydiniz. Sen şimdi tek gidiyorsun. Kızım diyor. Kızım diyor. Hanım kızım diyor. Misafir diyor. Gelirken on rızıkla gelir. Birini yer. Dokuzunu bırakır. Gider diyor. Sana Allah diyor bunu gösterdi ki diyor. On kişi gördün diyor. O diyor gelen benimle beraber rızkımdı diyor. Ben o rızkın birini yedim, dokuzunu size bıraktım. Gidiyorum diye, Hadi bana eyvallah diyor. Yani paylaştıkça bereketlenir Mustafa evet. Bey. Bizim ecdadımız, bizim büyüklerimiz misafiri ne kadar severdi ya. Mesela hatta evine misafir almayan, ya misafir de almıyor evine. Olur mu öyle şey ya? Biz alalım ya. Biz Ramazan'da her gün soframıza birisi otursun. Hatta bizim ecdadımız bunu bir tık ileri taşımış. Belki son günlerde konuşuruz. Ramazan-ı Şerif'te ne yapmış? İftara gelenlere iftara gelen misafirlerine giderken diş kirası vermiş. Evet. Bizim ecdadımız. Diş kirası ne ya? Diş kirası şu. Misafir çağırdınız, sizin evinize geldiler. Sizin yapmış olduğunuz leziz yemekleri yediler. Dişleri yıprandı. Yani sizin ikramınızı yerken dişleri yıprandı. Ya siz bizim yemeğimizi yediniz. Dişinizi yıprattık, Şu diş kiranızı alın. Bu akşam evet. bizdeydiniz. Şu diş kiranızı alın diye ...altınlar, gümüşler, hediyeler, takılar... ...hediye edermiş bizim ecdadımız. Yani misafire bu kadar da... ...önem veriliyormuş. Ya şimdi Mehmet Bey çok güzel anlatıyorsun da... ...yani sen evine ne kadar misafir alıyorsun... ...benim durumum bizi izleyenlerden farklı değil. Hı hı. Neden? Artık biz bu kültürümüzü kaybettik maalesef. Biraz daha e, hanımların bir tabak... ...sevdası var ya... ...hani evet. o bize beş tabak koydu... ...biz ona altı tabak koyacağız... ...o altı koydu biz yedi tabak evet. olacak... O beş çeşit yaptı biz altı çeşit yapıyoruz. Bu da ne oluyor? İşi böyle abartınca zorlaşıyor, zorlaşınca külfet oluyor, külfet olunca vazgeçiliyor. Ben şimdi formülünü vereceğim bunun. Hı hı. Ondan sonra. Şimdi evimize misafir alamıyoruz. Alsak da nadiren alıyoruz. E ondan sonra. O zaman ne yapalım? Biz misafirleri evimize almayalım, ama Hayder'in misafir ettiği ilim talebelerine yemek yedirelim. Evet. Böylece ne olmuş olur? Hani e, evimize almasak da biz onları yedirdiğimiz için Allah'ın rızasını kazanacak bir amel işlemiş oluruz. Mesela bugün bir de şöyle bir güzelliği var Hayder'in burada. Mesela diyelim ki ya ben 100 kişiye iftar vermek istiyorum. Yani nasıl bulacağım? Restoranların fiyatları ortada. Almış başını gitmiş. Yani 10 kişinin yiyeceği yemeği bir kişiye önüne koyuyorlar. O da üçte birini yiyor, üçte ikisini yiyemiyor. İsraf diz boyu. Ödediği para zaten hak getire. E şimdi ne oldu? Amacından uzaklaştı. Ama siz Hayder'e 60 TL yani Aşev'i yazıp e, işte e, 71 71.53'e bir SMS gönderdiğinizde Aşev'i yazıp e, bir talebeye yemek yedirmiş oluyorsunuz. 10 talebeye yedirirseniz 600 TL evet. yani 100 talebeye yedirirseniz 6000 TL sen yüz kişiyi evine götüremezsin. Bu yemeği restoranda vermeye kalksan hayatta veremezsin. Tabii. Çünkü bir kişinin menüsü bin lira olmuş. Sen altı kişilik menüyle 100 tane talebeye Hayder, Yesevi, Aşevi aracılığıyla yemek verebilirsin. İftar verebilirsin. Bu da çok kolay. Bunu da söylemiş olalım. Yani riyadan uzak bak Mustafa Bey riyadan Tabii. uzak kimse bilmiyor Allah Allah sizin aranızda mesela açarsın telefonunu SMS gönderirsin. Bir SMS bile göndersen bir talebeye yemek yedirirsin. Veyahut açarsın telefonunu. EFT yöntemiyle 10 hı hı. kişilik mi, 100 kişilik mi, 1000 kişilik mi? Ondan sonra yollayacaksan yollarsın. Dersin ki ya Rabbi bunu kimse bilmiyor. Ben senin rızan için yaptım. Haydar bilse ne olur? Haydar beni tanımıyor. Haydar tanısa ne olur? Haydar yemiyor bunu. Talebe beni bilmiyor. Bu yemek kimden geldi? Ya. Hayder'den geldi. İyi de Hayder'in değil ki bu yemek. Mesela şimdi talebe gelse bana dese ki ya başkanım bize yemek gönderiyorsun Allah razı olsun. Vesile olduğumuz için elhamdülillah deriz. Ama yavrum bu yemekleri biz size getiriyoruz ama bunu size hazırlayanlar bunu size getirenler büyüklerimiz bizim bağışçılarımız onlar bize teslim ediyor. Biz size getiriyoruz noktasındayız. Doğrusu da bu. Doğrusu da bu. Ha, ne oldu bak hem riyadan uzak hem ihlaslı evet tamam mı hem de e, tam yerini bulan bir amele dönüştü. Tam yerini bulan. Yani nereye verelim? Haydar Yesevi aşevine verelim. Ne verelim? İster yemek verelim, ister zekatımızı verelim, ister kurbanımızı bağışlayalım. Ama bir şekilde bu bağışları bereketlendirelim. Kalanı da bereketlendirelim. İnşallah evimize misafir alamıyorsak... ...Hayder'in misafirlerini misafir edelim. Evet. Değil mi? Ondan sonra Hayder'in... ...bizim önümüze getirdiklerini misafir edelim. Her ne kadar biz onları görmesek de... ...ne güzel söylemişler. İyilik yap... ...suya bırak. Hı hı. E ne olacak? Suda o iyiliği... ...yani bir iyilik tabii... E, ...para bırakamazsın suya. Hani balıkların yiyeceği bir şey bıraktın... ...suya bıraktın. E, ne olacak? Balık onu yiyecek. Balık onu yiyince... Balık bilecek diyor. İyilik yap suya bırak. Balık onu bilir. Balık bilmezse kafiye uysun diye herhalde hı hı. öyle dediler. Halik bilir. Abicim balık da bilse olur? Hayder de bilse olur? Hayder'in götürdüğü bağışçı da bilse ne olur? Mehmet Kaya da bilse olur? Mustafa Balevi de bilse ne olur? Hiçbirisinin önemi yok. Allah evet. bilir. Allah biliyorsa mesele bitmiştir. Allah'ın biliyorsa ifadesi bile yanlış. Estağfirullah. Allah'ın bilmediği bir şey yok. Allah'ın görmediği bir şey yok. Allah'ın e, ilminin dışında hiçbir şey yok. O zaman biz bunu bilerek verelim. Bunu bilerek e, bağış yapalım. Bunu bilerek Ramazan-ı Şerif'i ihya etmenin yollarını arayalım. İnşallah bunları biz yaparsak Allahü Teala da şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaştığımızda son 10 güne doğru adımlarımızı atarken inşallah cehennemden azat olma günlerinde İnşallah Kadir gecesinde bir de yakalarsak şöyle bir inşallah Rabbimiz ikram ederse bize. İnşallah. Ondan sonra bir de yakalarsak tam böyle bayrama evet. cehennemden azat olmuş olarak ulaşırız. Gerçek bir bayram olur. Bayramımız bayram olur yani, yani o zaman. Evet. Ya, inşallah. i̇nşallah Rabbim buna bizi muvaffak eylesin. Amin. Allah Rabbim razı olsun. Bağışçılarımızdan razı olsun. Amin. Onlar ne Aşevinde, ne Kumanya dağıtırken ne burs verirken ne yesevi sofraları kurarken ne kurbanları keserken bizi hiç yalnız bırakmadılar. Hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah onları Celle Celaluhu arşın gölgesinde gölgelenenlerden eylesin. Amin. Herkesin ümidini kestiği bir dönemde Allah onların umudunu artıranlardan eylesin. Amin. İnşallah Allah Celle Celaluhu herkesin etrafına baktığı, bana faydası olacak birisi var mı dediği günde şu amellerini Allah onların karşısına çıkarsın, Amin. İyi ki yapmışız, iyi ki vermişiz, iyi ki bağışlamışız demelerini nasip eylesin. Tabi bunları Amin. diyebilmek için Haydere'de bağış yapmalarını nasip eylesin Amin. diyerek sözü tamamlamış olalım. Allah şimdi. razı olsun Mehmet evet, abi. Bize? Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben teşekkür dinimiz e, yani bu yemek yedirmenin ehemmiyetini e, bizim de hakikaten bilip buna göre efendim e, davranmamız, buradaki bu ecri Kazanmamız lazım. İnşallah. Sizin de dediğiniz gibi yarın Ruzi Mahşerde. iyi ki vermişiz, iyi ki göndermişiz bu hayırları, iyi ki bu yemek ikramında, bu iftar ikramında bulunmuşuz diyeceğiz. Yani buna şüphe yok. Ee, çok teşekkür ediyoruz ben aktardığınız teşekkür bilgiler için. Sevgili izleyiciler 19. Ramazan-ı Şerif'in iftarına az bir zaman kaldı efendim. Yesevi yolu iftar özeli noktalıyoruz ama bizden sonra biliyorsunuz Haydar Şeref Başkanı Cübbeli Ahmet Hocamızın e, özel sohbeti başlıyor. Sizi onunla baş başa bırakıyoruz. E, 0212 923 1923 Hayder'in çağrı merkezidir efendim. Ahmet Yesevi Ork.tr internet sitesidir. Buralardan detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Online bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yeniden buluşmak, görüşmek ümidiyle hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz efendim. Selamun aleyküm. 0212 923 1 923 nolu Hayder çağrı merkezini arayarak bağışta bulunabilirsiniz. Ahmet TR internet sitemiz üzerinden online bağışınızı hızlıca ve kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ahmet Yesevi der uzantılı sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği. Benim burada Hayder e, hakkında vereceğim en önemli mesaj güvenilirlik ya. Evet. Işte bir, bir iftarlık verirse diyor. Yani ötkan binenler cehennemden azap olur e, meyveleri yiyor. Yemeği pilavla tavuğu ayırmış. Diyor ki bunu niye almıyorsun? E, bunu diye evde götüreceğim çocuklarla beraber yiyeceğim. İşte bak, Onları doğru. getirememiş. Bu.